بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التعبير. هذا هو الدرس السادس في الفيديوهات أصدقائي الكرام. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Tabir dersine devam ediyoruz kalmış olduğumuz yerden. الدرس الرابع العائلة. الدرس الرابع العائلة. Bu dersin ne öğreneceğiz arkadaşlar? Bu dersin sonunda aile hakkında, ailemizi tanıtmak hakkında yazı yazmayı becereceğiz ve uygulayacağız. Ailemiz kaç kişiden oluşuyor? Ailemizin şahısları kaç, ne çalışıyorlar, kaç yaşındalar, hobileri nedir, hedefleri nedir falan. Bunları böyle yazı olarak anlatacağız. درسنا عن العائلة. في هذا الدرس سنكون قادرين على تكوين جمل عن العائلة والتعريف بكل أفراد العائلة. العمر، الاسم، العمر، المهنة، الهواية، العمل، مكان العمل إلى آخره. Öncelikle bazı önemli şeylere değinmemiz lazım. Onu yazabilmek için. Sayılar öğrenelim önce. Arapçada sayılar, tabi burada bir matbaa hatası olmuş arkadaşlar. Hunaka hata'un matba'i fi hazihi safha. 11 olması lazım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Buraya bir ekliyoruz sonuna kadar. Diğer tarafta var arkadaşlar. Şimdi bunları niçin alacağız? Aile fertlerini sayabilmek için veya farklı yerde sayıyı kullanabilmek için bu sayıları görmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk iki rakam. Ahada aşar, isne aşar. 11, 12 rakamlara dikkatle bakalım. Sayılarda İki şeyimiz var. Bir sayımız var. Bir de sayılan var arkadaşlar. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Ahada aşara amen. Burada sayılan amen. Sayı da ahada aşar. 11. 11 yıl oluyor. Peki ikinci tarafa bakalım. Seneten sene. İhda aşrate seneten. İhda aşrate seneten. 11 sene. Birincide 11 yıl dedik, ikincide 11 sene dedik. Evet arkadaşlar, şu an tekrarlayalım. 11 ve 12 numaraları. 11 ve 12 numaraları. Nasıl sayısını yazıyoruz? Dikkatle bakalım. Şimdi bir sayılan var dedik, bir de sayı var demiştik. Sayılan. Sayılan. Bakıyoruz şöyle. Sayılan müzekker ise, eril ise sayı aşara ve ahade de eril olacak. Ahade aşara amen. Aşağıya bakalım. 12 sayısına. Amen müzekker. Aşara müzekker. İsne müzekker. İsne aşara amen. Burada bizim baz alacağımız kelime sayılandır. Unutmayalım. Sayılan müzekker ise ahade aşara ve isne aşara müzekker olacak. İkinci kısmı bakalım. Seneten sayılandır. Muannes. Seneten sayılan muannes. O zaman aşrate muannes diye getireceğiz. İhde muannes olacak. Aynı şekilde. İhde aşrate seneten. Uyum olacak burada. Yuvafiq diyoruz burada. El-ma'dud. Sayılan bu arada Arapçası. El-ma'dud sayı da el-adad. El-adad vel-ma'dud hunaka muvafaka beynakuma. Aşağıya bakalım. Sene. Muannes. Aşrate. Muannes. İsnete. Muannes. İsnete aşrate sene dememiz gerekiyor. Bu sadece 11-12 numaralarına mahsus bir şeydir arkadaşlar. 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 ve sonuna kadar. Bir örnek alalım. Ahade
Evet. Ahade aşara raculen. Raculen. Ahade aşara raculen. Ahade aşara raculen. Raculen ma'dud. Sayılan. Müzekkar. O zaman ahade aşara müzekkar olması lazım. Peki. İhde aşrate. İhde aşrate. İkisi de müennes oldu. O zaman sayılan da müennes olması gerekiyor. İmra'eten. İhde aşrate imra'eten. 11 kadın. Peki. İthne aşara. İthne aşara. Nakul baben. 12 tane kapı veya 12 kapı. İthnete. İthnete. Aşrate. Aşrate. Nafizeten. Nafizeten müennes. İthnete aşrate de müennes olması gerekiyor. Ahade aşara raculen. İhde aşrate imraeten. İthne aşara baben. İthnete aşrate nafizeten dememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu sadece 11-12 numaralarına özel bir şeydir. Ma'dud sayılan müzekker ise adet sayı müzekkerdir. Ma'dud müennes, adet müennes. Haza khas fakat binisbe lil erkam, haza khasun lil erkam min 11 ve 12. Ahada aşar, isna aşara mahsus olan bir şeydir bu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Tayyip, 13-19 arası nasıl olacak? Örneğe bakalım, yine inceleyelim şöyle. 13-19. Sayılan nedir? Yine sayılana bakıyoruz. Amen, müzekkar. Aşara, müzekkar, yani eril. Selasete, müennes. Selasete müennes. Peki diğer tarafa bakalım. Seneten müennes. Aşrate müennes. Ama diğer rakam selase birinci rakam yani tam ters oluyor. Zıttına geliyor orayın. Oraya muhalif oluyor. Aşrate senete muttefik. Selase muhalif. Selase aşrate seneten. Bu 13-19 numaraları sayıları için geçerli. 23-29, 33-39, 43-49 ve sonuna kadar. Taban huna indana el-rakam 13 amen. Amen ma'dud muzekkar. 10 yuvafiq el-ma'dud. 3 yukhalif el-ma'dud fit tezkiri ve te'nis. Peki aşağıdakilerini de yazalım o zaman. Aynı şekilde. Tabi burada 14 yazacağız. 4 değil arkadaşlar. Orayı düzeltmiştik az önce. Amen. Erba'ate. Erba'ate. Aşşara. Amen. İkinci bölüm. İkinci rakam. Aşşara daima uyum sağlıyor sayılana. Hamsete. Aşşara. Amen. Sittete. Aşşara. Amen. Seb'ate aşara amen. Semaniyete aşara amen. Tis'ate aşara amen. 19'a kadar bu böyledir arkadaşlar. 14 عاماً 15 عاماً 16 عاماً 18 عاماً 17 عاماً 18 عاماً 19 عاماً diyoruz. عاماً مذكر 10 مذكر 4 مؤنس عاماً مذكر 10 مذكر 5 مؤنس عاماً مذكر 10 مؤنس مذكر 6 مؤنس. Diğer tarafı da aynı şekilde yazalım. Böyle olacak yine. Erba aşrate. Erba aşrate. Seneten. Hamse aşrate. Seneten. Sitte aşrate.
seneten seb'a aşrete seneten semaniye aşrete semaniye aşrete seneten tis'a aşrete seneten. Seneten müennestir. Evet, dişil. Aşrete müennes oluyor. Diğer rakam tam terslerine oluyor. Erba tam tersine oluyor. Bu 13-19 arasındaki rakamlar için geçerlidir değerli arkadaşlar. Bu ma'dude göre değişecektir. Bihasebil ma'dud, ize kenel ma'dud muzekkar, fe rakam 10 muzekkar yuvafikuhu ve rakamı sani yuhalifuhu. İze kenel ma'dud muennes, rakam 10 yecib en yekuna muennes ve rakamul ahar yuhalifu haza rakam. Rakam 10 yekun yani müzekkar huna. Şimdi bununla bir cümle kuracak olsak şöyle bir şey diyebilir miyiz? Indi bende var. Indi erba aşrete. Indi erba aşrete. Evet, aşrete kelimesi neyse sayılan da öyle olacak. Aşrete kelimesi muannes. Sayılan da muannes bir kelime getirmemiz gerekecek. Indi erba aşrete leyraten. Benim 14 liram var diyoruz burada. Aşrete ve leyraten uyum içindeler ama erba diğer rakam onlara uyum sağlamaz. Tayyip. Ledeyye yine benim var. Ledeyye nakul mesela tis'ate aşara mada nakul mesela defteran. Tis'ate aşara defteran. Benim 19 tane defterim var. Defter müzekkar, aşara müzekkar, tis'ate müennes. Bu 13-19 rakamları, 23-29 rakamları ve sayra arkadaşlar geçerlidir. Bunu biraz daha şey latife haline getirmiş olsak, güzel bir şöyle unutmayacak bir şekilde ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle bir şey var. 13-19 arasındaki rakamlar için geçerli. Şimdi normalde 11-12 numarası ikisi de bir. Aşara ve ahade müzekkerse müzekkerler. İki rakam da tabi olacak. Birbirine uyum sağlayacak. Ama 13 ve 19 arasındaki numaralar şöylemiş arkadaşlar. 13-19 numarası 13-19 13 yani birinci kısmı selese, ikinci kısmı aşara numarası evveli zamanda böyle esprili olsun diye söylüyorum. Birbirlerine uyarlarmış. Uyum içindeler. Arkadaşlarmış. Ve hiç birbirine zıt gelmezler. Ama ne zaman aşarayın yanına bir tane habibe geldi, sadika, sahibe, zevce, bir eş evlendi mesela diyelim veya bir sevgili geldi. Aşara ne yapıyor? Selese rakamını bırakıyor. Amenle birlikte gidiyor. Aşara ne yapıyor arkadaşlar? Birinci numarayı bırakıyor. Habibe ile birlikte gidiyor. Yapmaması lazımdı ama yapmıştır arkadaşlar. Yaptı 10 numarası. Bunu böyle unutmayız. Aşara Habibe ile birlikte gidiyor. Diğer numarasını arkadaşına bırakıyor değerli arkadaşlar. Peki bu böyle inşallah umut ederiz. Unutulmaz. Peki bunu biz nasıl becereceğiz hocam? Nasıl yapalım? Unutmamak için falan. Her birisine arkadaşlar bol bol cümle yazın. Pratikte kullanın. Bunun üzerine gidin. Şöyle yani üzerine gittikçe kendisi oturacak bu rakamlar. Yani bunu kullanmaktan kaçınmayın. Kullanmaya çalışın, çabalayın. Çaba sarf edin arkadaşlar. Bunu çok az vakitte aşabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Tayyip. Semirun, Semirun isim, isimdir. Yeclisu, oturuyor. Yeclisu hangi harfi cer alıyor? Evet. An, aile, ale, bi, fi. Ale, üzerine oturuyor. Mak'adihi. Evet. Sırasına. Semir,
sırasına oturuyor, sıraya oturuyor diyeceğiz. Veya sandalyeye oturuyor da diyebiliriz burada. Makad, oturulan alet ismidir. Semirun yesbahu, yüzüyor. Fi, dağde. El-Bahri, denizde yüzüyor. Semirun yektubu, Semirun yazıyor. Neyle yazıyor? Bi ile. Bil kalemi, kalemle yazıyor. Semirun yebhasu, yebhasu daima an harfi cari ile birlikte gelecek. An el kalemi. Semir, pardon, el kalemi değil. An nukudihi, Semir parasını arıyor. Semirun yezhebu, gidiyor. E-A lazım. İle. Yezhebu ilel medrese, okula gidiyor olacak. Bunları şuraya yerleştiriyoruz güzel bir yazıyla. Devam edelim. Diğer sayfaya geçiyoruz. Es-safha er-rabi'a ve'l-işrun. Huna vasf sura ve kitabatu el-ecvibe. Mâza tuşahid fi's-sura? Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Resme bakarak cümleler yazın veya resme bakarak 5 satırlık veya 6 satırlık bir metin yazın diye bir soru gelebilir sizlere. Önce inceleyelim. Resim nedir bu? Evet. Aile hakkında bir resim var burada. Aile, suratul aile, aile resmi. Peki, bakalım. Şöyle sorular sorabiliriz. Ma adedu efradil aile? Ailede kaç tane fert var? Ailenin fertleri kaç tane? Eyne yakifu el ceddu? Dede nerede duruyor? Eyne yakifu el validu? Baba nerede duruyor? Eyne takifu el ummu? Anne nerede duruyor? Kem ihvaten, kem ihva? عند او في الصوره resimde kaç tane kardeş var? Kem ukhwa fi sura? Kem akhawat au kem ukhtan fi sura? Resimde kaç tane kız kardeş var? Maza ya'malu el walad au maza ya'malu el fata au el shab? Bu genç ne yapıyor burada? Ma munasabatu hadhihi sura? Bu resmin nedeni nedir acaba? Niçin çekilmiş bu fotoğraf? Tabii ki çocuk ortada duruyor. Mezuniyet olduğu aşikardır, bellidir. Tayyip, bakalım burada sorular yazılmış. Bunları cevaplıyoruz. Örnek olsun, şöyle biraz yazalım. Ma adedu efradil usra? Ma adedu efradil usra? Bakalım kaç kişilermiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naam. Adedu efradil usra? 10 eşkaz. Fis surati? Naam. Adedu افرادي الاسره 10 عدد افراد الاسره 10 طيب ما عدد الاخوه erkek kardeşler kaç tane demiştik zannettiğim kadarıyla 3 tane olacaktı نعم عدد الاخوه 3 ما عدد الاخوات kız kardeşler kızlar kaç tane resimde? Kız kardeş olarak. Yine de selese olacak zannettiğim kadarıyla. Adadu el-ahavat selese. Eyne yakifu el-validen. Ebeveyn, baba anne nerede duruyor? Yakifani fi yesari as-sura. Buradan baktığımızda resmin solunda duruyorlar. Eyne yakifu el ceddu? Yakifu fi vasati sura veya bicanibi, yanında diyelim. Bicanibi, bakmamız lazım buraya. Bicanibi el valideyni. Baba annenin yanında duruyor sanki, öyle görmüştüm. Ma munasabatu hazihi sura? Tahrucu. Mesela bir isim de koyabiliriz hayalimizden. Umar fil camia. Ömer'in mezuniyetidir. Üniversiteden mezuniyetidir. Bu resmin nedeni. Böylece bu sorulara cevap verdik. Tane tane cevap verdik arkadaşlar. Şimdi en son önemli sorumuz. Es-su'al el-ehem huna.
Sıf hâdihi sûrâ. Sıf hâdihi sûrâ. Bu resmi, bu resim hakkında bahset, konuş, yaz anlamındadır burada. Sıfatlandır yani. Konuş. Özelliklerini say diyor burada. Şimdi biz az önce aldığımız sorulardan faydalanarak aşağıya şimdi ma adadu afradil usra, adadul ihva, adadul ahavat, eyne yakiful validen, bu sorulardan faydalanarak 7. soruya cevap vermemiz gerekecek. Yani bu yukarıdaki cevapları birbirlerine bağlayıp güzel bir metin haline getirmemiz gerekiyor. Gelecek ders inşallah bunu hazır bir şekilde size sunacağım. طبعا الغاية من هذه الأسئلة التمهيدية لهذه السورة هي الوصول إلى السؤال السابع والذي يدور حول العائلة وكيفية كتابة متن أو نص قصير مكون من 5 أسطر حول العائلة. نص الباشلياجاز شمدي بزبنو برزدان دها برز ديتايل على جاز بير متن يزار كان نيلة باشلا مامز جريكر devamını getireceğiz. Bakalım. طيب. İqra'l cedvel an usreti Halid. Halid'in ailesi hakkında tabloda bilgiler var. Onu okuyun diyor. Efradul usra. Efradul usra. El eb. El um. El ibnul kebir. Büyük çocuk. El bint. Kız. El ibnul sagir. Küçük çocuk. El cedde. Nine veya evet nine diyoruz. الأب اسمه خالد عمره 45 سنة عمله طبيب çalışması işi mesleği doktor مكان العمل iş yeri مستشفى الأمل أمل hastanesi الهواية hobi السباحة الأم زينب 40 سنة مدرسة öğretmen bayan öğretmen مدرسة متوسطة ortaokul القراءة الأدب okumak ve edebiyat veya edebiyat okuması da olabilir. Birbirine bağlarsak. El İbnül Kebir, Bekir, ismi Bekir'miş. El Umr, 22 amen veya 22 seneten de diyebiliriz. El Amel Talib, Kulliyetül Hendese, Mühendislik Fakültesi. Kuratus Selle, Basketbol. El Bint, Meryem, 18 عامًا طالبة أورنجي كلية الشريعة إلهيات فاكولتاسي تعلم اللغات هوبيلاري ديل أورنمك الابن الصغير عمر 5 سنوات طالب روضة كيرتش فيا أنا أقول الرسم رسم مشترك كلمة الجدة خديجة 65 عامًا نعم 65 عاما ربة البيت طبعا 65 عاما ربة البيت لا تعمل الخياطة çalışmıyor meslek değil ama hobisi terzilik dikiş dikmek bu hobisiymiş. Aşağıya bunları dolduruyoruz arkadaşlar. Bakalım tetekevvenul usretu min, bakınız nasıl başlamış bir aileyi tanıtırken çok önemli. Tetekevvenu min. تتكون الأسرة من aile den oluşuyor diyeceğiz. Neyden oluşuyor? Bakalım. Min kaç şahıs? Şahıs 1 2 3 4 5 6. Min 6 أشخاص. 6 kişiden oluşuyor aile. Hum onlar el abu ve ismuhu baba adı Halid. Ve umruhu bakınız va harfini kullanıyor burada dikkat edelim. Ve umruhu onun ömrü 45 45 عاما diyoruz. عاما yazıyor zaten. Ve huve ya'malu tabiben, doktor olarak çalışıyor. Fi mustashfa'l amel. وهو يحب او seviyor neyi seviyormuş bakalım السباحة yüzmeyi seviyor وهو يحب السباحة. طيب ikinci satıra geçelim
El-ummu vesmuha vel-ummu ismuha, anne adı Zeynep. Ve tebluğu minel umur 40 amen. Ve hiye te'melu müderriseten. Müderrise kelimenin şeddeye ihtiyacı var. R üzerine. Müderriseten. Fi nere demiş? Arkadaşlar daha de fi. El medresel mutabassita. El medrese el mutabassita. Ve hiye tuhibbu. O seviyor. Neyi seviyor? El kiraete. Ve khassatan el kutub el edebiyye. Özellikle ve khassatan önemli bir kelimedir. Özellikle edebiyat olanları. Ve khassatan el kutub el edebiyye, edebiyat kitapları seviyormuş. Na. Nutabi. Ve ibnul kebir, büyük çocuk, ismuhu Bekr. İsmuhu Bekir. Ve umruhu bakınız seneten yazılmış orada arkadaşlar. Seneten müennestir. 22 seneten diyemeyiz. 22 seneten. Ve huve talibun fi kulliyetil hendese. Ve huve talibun fi kulliyetil el-hendese diyoruz. Burada devam edelim. Huve talibun fi kulliyeti el-hendese. Yuridu en yekune, ne istiyormuş bakalım. El-ibnul kebir fil-müstakbel muhendisen. Evet. Yuridu en yekune muhendisen il müstakbel. Ve huve yuhibbu, neyi seviyordu arkadaşlar? Aklımda tutamadım. Bakalım. El İbnül Kebir. Tamam. Kuretü's-selle diyoruz buraya. Yerleştiriyoruz. Vel bintu ismuha. Kız. Evet. Neyi var? Adı Meryem. Ve tebluğu minel umur. Yaşta şuna ulaşıyor veya şuna ulaşmış diyoruz. Şu yaşlarda da diyebiliriz burada. Kaçmış yaşı? Bakalım Meryem kem umruha? Naam. 18 aman kulliyet eşeriya. Ve tebluğu minel umur 18 sene. 18 seneden. 10 uyumlu içinde olacak. 8 olmaması gerekir burada. Ve hiye fi, ne olacak burada yine? Bakalım. Vahiyye, Meryem. Talibe fi kulliyeti şeria. Vahiyye talibe fi kulliyeti şeria. Vahiyye talibe fi kulliyeti şeria. Vahiyye talibetun fi kulliyeti şeria. İlahiyat fakültesinde öğrenciymiş. Turidu en tekune fil müstakbel. Ne olmak istiyor? Bakalım yine var mı acaba? Kulliyet-i şeriaden ne olabilir arkadaşlar? Burada biz kafamızdan da yazabiliriz. Müderriseten, muallimeten olabilir. Müderriseten, muallimeten. Ve hiye tuhibbu taallum el-lugat. Ve hiye tuhibbu taallum el-lugat. Dil öğrenmeyi de seviyor. Ve hiye tuhibbu taallum el-lugat. Velibnü sagir bu şekilde arkadaşlar yukarıdaki tablodan aşağıya dolduruyoruz kelimeleri. Bir bakalım anlamı zor olan bir şey var mı? Velibnü sagiru küçük çocuk. İsmuhu Umar ve yebluğu minel umur. Kaç yaşında olduğunu söyleriz. Ve huve fi er-ravda talibun fi er-ravda diyebiliriz. Ve huve yuhibbu resme ve telvin. Resmi renklendirmek işini seviyor. Renklendirmeyi seviyor. Ve yuridu en yekuna ressamen. Ressam olmak istiyor. Emmel ceddetu fesmuha. İsmini yazıyor ceddeyin yukarıdan. Yaşını yazıyoruz. Dikkat edelim yaşını yazarken.
seneten müennestir. Yaşı da ona göre yazılacak. Bu diğerlerini de yazacağız. Ve nesce sufi el tuhibbu el hiyata ve nesce es sufi. Dikiş dikmeyi seviyor ve örgü yapmayı da seviyormuş Nina. طيب بهذا الشكل انتهينا من هذا القسم ايضا. خامسا كون جملا من الكلمات الاتيه. Aşağıda verilen kelimelerle cümle kur diyor. Kevven cümle kurmak, yani kurmak, yapmak, etmek, inşa etmek burada. Kevven cümelen, elif cümelen diyebiliriz. Suriye verilmiş kelime. Kebir, büyük. Tisa, dokuz. Halep, halep. Aşağıdaki B şeklinde yapacağız. Ta'işu aileti fi Suriye. Ailem Suriye'de yaşıyor. Suriye kelimesini kullandık. وهي عائلة كبيرة büyük bir ailedir. تتكون من تسعة أشخاص 9 şahıstan oluşmaktadır. وهي تسكن في مدينة حلب. Halep'te yaşıyor veya ikamet ediyormuş aile. Aynı şekilde aşağıdakini yapacağız biz de arkadaşlar. Aynı kelimeleri kullanarak. El-Urdun verilmiş. Sagir, selase ammen. Ta'işu aileti fi el-Urdun. Vahiyye aileton sagira. Tetekevvenu من ثلاثة أشخاص وهي تسكن في مدينة عمان. Burayı da böyle doldurmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. طيب aşağıdakini de yapalım. تعيش عائلتي في مصر وهي عائلة متوسطة تتكون من خمسة أشخاص وَهِيَ تَسْكُنُ ikamet ediyor, oturuyor, yaşıyor. فِي مَد۪ينَةِ الْقَاهِرَةِ Kahire'de oturuyorlarmış burada arkadaşlar. Tayyip, burayı bitirmiş olduk. Aşağıdakinde son alıştırmada biz bize kendimize göre yazıyoruz burada arkadaşlar. Birinci de aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi buraya da biz bize yazıyoruz. Şimdi tedrib sadisen. Tedrib sadis. 6. alıştırmadayız. Sayfa 26. Safha sadise vel işrun. Ekmel kel misal. Örnekteki gibi tamamla diyor. Ekmel kel misal. Kelamul ebi. Kelamul ebi. Mesmu'un. Mesmu'un. Cümle ismiye, isim cümlesidir. Kelamul ebi, babanın sözü, babanın kelamı, mesmu'un, işitilendir, işitilir, duyulur, dinlenilir diye burada cümle kurulmuş. Şevari'ul medineti, şevari'ul medineti, şehrin caddeleri, burada da tamlama var. Mudaf, mudaf ileh diyoruz. Şehrin caddeleri, vasi'atun, geniştir. Peki, devam edelim biraz daha. Kelamul ustazi, hocanın sözü, mefhumun, mefhumun anlaşılır demektir. Hattul ustazati, hocanın, bayan hocanın ama, cemilun, güzeldir.
güzel olan hattıdır arkadaşlar. Hattul üstadati cemilun. Saatu ahi, kardeşimin saati, cedidatun, yenidir. Tamlamayla cümle kuruyoruz, mübteda olmak suretiyle. Beytul ammeti, halanın evi, halanın evi, kebirun, büyüktür. Benatul hali, benatul hal, dayının kızları, mütezevvicat, evliler. Benatul hali, mütezevvicat. Birinci bölümde bu görmüş olduğunuz, renklendirmiş olan kısımda tamlamayla cümle kuruldu. Kelamul ebi mesmuan. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Biz bu cümleyi başka bir yöntemle sunmak istiyoruz. Dikkat edelim biraz. El ebu kelimeyi başa alacağız. El ebu kelimeyi başa alacağız. Vurgu yapacağız ona. Ve onu başa aldığımızda kelam ikinci kelimeye zamir getireceğiz. Nasıl oluyor o zaman? El ebu başa aldık. Yer değiştirdik kelam ile. Kelamu hu. Kelamu hu. Mesmuan. Şevari'ul medineti, medineyi başa alıyoruz, başa çekiyoruz. Mübteda olacak burası. Şevari'u, he, müennes olduğu için medine, zamir getireceğiz diğer kelimeye, he kelimesi. El medinetu, şevari'u, he, olacak burada. Peki. Şimdi anlam nasıl oldu arkadaşlar? Buna dikkatle bakalım. Nasıl anlam oldu bu cümlemizde? Dikkatle takip edelim. El-ebu, baba. El-ebu, kelamuhu mesmu'un. Babaya vurgu yaptık arkadaşlar. El-ebu, huneke, te'kid ala kelimet el-eb. El-ebu, kelamuhu mesmu'un. Sözü dinlenendir. Sözü işitilendir. Baba, evet, sözü işitilendir. Peki, ikinci kelimeye bakalım. El-medinetu, şehir, şevari'uha vasi'atun, caddeleri geniş olandır. Şehir, caddeleri geniş olandır diyoruz. Peki, aynı şekilde bakalım. Yer değişikliği yaparak. Vahid, el-ustadu, hoca, neyi var? Vurgu yapıyoruz hocaya, erkek hocaya. Kelamuhu. Hu, hocaya gidiyor. Mefhum. Hoca, sözü anlaşılandır. Kelamı anlaşılandır. El-ustadatu, bayan hoca, dikkat edelim. Zamir de bayan olacak arkadaşlar. Hattuha. El-ustadatu hattuha cemilun. Bayan hoca hattı güzel olandır. Veya hattı güzeldir diyoruz. Ahi, kardeşim, saatuhu cedide. Kardeşim saati yenidir veya saati yeni olandır. Ahi, saatuhu cedide. Kardeşim saati güzel olandır. İyi olan, pardon, yeni olandır. El-ammetu hala, evet, neyi var halanın? Beytuha kebir. Evi büyük olandır. Veya evi büyüktür. El-hal benatuhu mutezevvicat. Dayı kızları evlidir. Kızları evli olandır diyoruz. Burada birinci kelimeyi yer değişiklik yaptığında burada vurgu oluyor arkadaşlar. El-üstadu kelamuhu mefhum. Hoca sözü anlaşılırdır. Peki.
Şimdi bunu birinci bölümü kolay, ikinci bölümünde çalışmak lazım. Farklı farklı kendimiz cümle kurabiliriz. İkinci bölümde arkadaşlar örnek olsun diye şöyle bir cümle yazalım. Nakul mesela. İstanbul, vurgu yapıyoruz ama buraya. Vurgu yaparken de ikinci kelimede zamir olacak. İstanbul mesacidühe tarihiye. Bir cümle kurabiliriz. İstanbul mescitleri tarihidir. İstanbul camileri tarihi olandır da diyebiliriz burada. Devam edelim. Vasıf ve mukarene. İki aile arasında biz karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Karşılaştırmada hangi kelimeleri kullanacağız? Öğreneceğiz bu bölümde. Gördüğünüz gibi iki resimde Üsret-i Umar var. Ve Üsret-i Halid. Ömer'in ailesi, Halid'in ailesi. Burada doktor görüyoruz. Burada hemşire. Asker. Ve üç çocuk var. İki tane erkek, bir tane kız. Sağdakinde, diğerinde tam ters. Orada dede var galiba. Ve diğerinde de nine olabilir. Bakalım bu karşılaştırmayı nasıl yapacağız? Öncelikle şu kalıbı unutmayalım. Tetekevvenu min'den oluşur. Tetekevvenu usretu Umar min. Ömer'in ailesinden oluşuyor. Neyden oluşuyor? Kaç kişiden oluşuyormuş? Zannettiğim kadarıyla arkadaşlar 3 kişi mi, 6 kişi miydi? Evet. İkisinde de 6 kişi var. 6 fert var. Min sitteti eşhas. Min sitteti eşhasin. Va ile bağladık arkadaşlar. Bakın. Hem virgül hem va. Va. Tetekevvenu usretu Halid min sitteti eşhasin aydan. Min sitteti eşhasin aydan. Aydan kelimesi aynı şekilde arkadaşlar. Çok önemlidir. Burada bunu öğrenmemiz gerekiyor. Aydan kelimesi aynı şekilde. İkinci bölüme gidelim. Şimdi aynı şekilde olanı öğrendik. Nasıl kullanacağımızı. Aydan ile onu yapabiliriz. Validetu Umar. Şimdi farklı bir şey olacak. Validetu Umar nedir? Ne çalışıyormuş arkadaşlar? Validetu Umar. Bakalım. Validetu Umar. Ha, Rabbetu Beyt. Rabbetu Beyt. Ev hanımı. Validetu Umar. Rabbetu Beyt. Rabbetu Beyt. Emme Validetu Halid. Fetamel mumarrida fil müsteşfe. Halid'in annesine gelince evet veya Halid'in annesi ise hemşire olarak çalışıyor hastanede diyoruz. Peki burada önemli bir şey. Emme fe kalıbı arkadaşlar çok önemli. Emme fe. Emme şurası. Fe. Bunu çok kullanacağız. Derslerde sizden de kullanmanızı istiyoruz. Emme fe gelince, ona gelince veya o ise mesela nakul misal tenavveltu fil fatur el cubne ve zeytun. Kahvaltıda peynir ve zeytin yedim. Emme ahi kardeşim ise fetenavvele el leben. Kardeşim ise yoğurt yedi. Diyoruz burada. O muhtelif olacak ikinci kısımda. Farklı olan yerlerde emme fe kullanacağız. Aynı şeyi yapan iki şey arasındaki karşılaştırma aydan ile bağlayacağız. Peki devam edelim.
Validu Umar, Ömer'in babası. Ya'melu tabiben fil müsteşfe. Hastanede doktor olarak çalışıyor. Emme validu Halid, Halid'in babasına gelince veya Halid'in babası ise feya'melu cundiyen, cundiyen asker olarak olabilir veya dabitan da olabilir. Subay. Dabitan fil ceyş. Umar lehu uhtun ve ahun vahid. Ömer'in bir kardeşi var. Ve uhtun vahide. Ve bir kız kardeşi var. Amma Halid, Halid ise felehu, onun var. Uhten. İki kız kardeşi var diyoruz. Burada hem müşterek olan bir şeylerle karşılaştırma yaptık. Aydan kelimesiyle aynı şekilde muhtelif olan, yani zıt olan bir şeyler emme fe kullandık burada. Ona gelince o ise, onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki kısımda yukarıdaki her bir resmi ayrı ayrı ele alacağız. Bunu da sizden yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki birinci resmi ayrı ele alacağız. İkinci resmi de ayrı ele alacağız. Karşılaştırma yapmaksızın. Mesela konuşarak söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu çok vakit alıyor yazmak burada. Tetekevvenu usretu Umar min sitteti eşkhas. Validetu Umar te'melu. Validetu Umar rabbetu beyt. Ve validuhu يعمل طبيبا في المستشفى. عمر له أخ واحد وأخت واحدة. İkinci resme bakıyoruz şu an. تتكون أسرة خالد من ستة أشخاص. والدة عمر ممرضة في المستشفى. ووالده يعمل ضابطا في الجيش. عمر له أختان. Böyle ayırdık, karşılaştırma yapmadık arkadaşlar. Bu şekilde biz de kendimizi anlatacağız birazdan. Şu cetvelde kendimiz hakkında burayı dolduruyoruz. El-eb, el-um, anne baba. Kardeş varsa ismini yazacağız. Diğerlerini de buraya yerleştireceğiz. Ailemizi, isimlerini, umur, yaşlarını, amel, işlerini, mekanil amel, iş yerini, hivaye, hobi, lerini bu cetvele yazacağız ve gelecek ders bunu metin halinde isteyeceğiz sizden. Şu boşluğa dolduracağız. Yetekevvenu min ile başlayabiliriz. Yetekevvenu aileti min. Av tetekevvenu. Av tetekevvenu aileti min. Diye devam ettirebiliriz arkadaşlar. Kaç kişiden oluşuyor? Her birinin işini, mesleğini, yaşını detaylı bir şekilde ele alacağız. Buraya metin halinde dolduracağız. Cümle cümle değil arkadaşlar. Bağlaçları kullanarak. Vasana ila nihayeti ders li haza el yevm ahibbeti el kiram. Değerli arkadaşlar, bu dersin de sonuna geldik. Gelecek ders inşallah bu aile hakkında şöyle bir hazır bir metin göreceksiniz. Onu ele alacağız inşallah ve diğer derse devam edeceğiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.